Merhaba sevgili 7. sınıflar. Biliyorsunuz sizlerle geçen hafta 7. ünitemizin ilk konusu olan Türkiye ve Dünya'da Barış adlı konu ile Türkiye'nin üye olmuş olduğu uluslararası kuruluşlardan bahsetmiştik. Bu hafta sizlere ödev olarak bu kuruluşların neler olduğunu vermiştim arkadaşlar. Gelin beraber bu ödev videomuzda kuruluşların hangi kuruluşlar olduğunu, hangi özelliklere sahip olduğunu beraber inceleyelim. Evet. Slide'ımızı başlatalım. Evet, ilk önce uluslararası işbirliği ne demektir ona değinelim arkadaşlar. Uluslararası kuruluşlar, ülkeler arasındaki ekonomik, bilimsel, kültürel ve siyasal konularda işbirliği yapan kuruluşlardır arkadaşlar. Bu kuruluşların bir araya gelmesindeki, bu kuruluşların oluşmasındaki temel sebepler nelerdir? Bu ülkeler bu kuruluşlara neden üye oldular? Şimdi onlara bakın. Ülkeler çıkarlarını korumak için bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmak ve bölgesinin ve dünyanın barış huzuruna hizmet etmek için ve kendi güvenliklerini sağlamak için uluslararası işbirliğine giderler arkadaşlar. Türkiye'nin konumuna baktığımızda kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Akdeniz ve doğusunda Asya, batısında Avrupa kıtalarının bulunmuş olduğu bir coğrafyaya sahip. Bu da konum olarak Türkiye'yi çok önemli bir konuma sokuyor ve Türkiye'nin birçok uluslararası kuruluşta yer almasına sebep oluyor arkadaşlar. Evet, Türkiye'nin Asya'yı Avrupa'ya bağlayan yerlerisi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan boğazlara sahip olması Türkiye'yi uluslararası arenada birçok teşkilata zorunlu kılıyor aslında. Ve maalesef iç karışıklıkların, savaşların olduğu Orta Doğu'ya komşu olması da Türkiye'nin kendi güvenliğini ve bölge barışını sağlayabilmek adına bir takım kuruluşlara, uluslararası işbirliğine dahil olmasına sebep oluyor. Evet, Türkiye'nin üye olmuş olduğu cemiyetlerden birisi Birleşmiş Milletler'dir arkadaşlar. Birleşmiş Milletler'in kurulmasının temel amacı 2. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkilerinin bir daha dünya üzerinde yaşanmaması ve sosyal ve demokrasi alanında dünyadaki bütün milletlerin olumlu yönde etkilenmesidir arkadaşlar. Yani temel hak ve insan özgürlüklerinin dünyadaki birçok noktada, birçok ülkede gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Merkezi New York'tadır ve Türkiye kurucu üyelerindendir. NATO, 1949 yılında üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumak, bir saldırı veya saldırı tehdidine karşı üyelerini savunma amacıyla kurulmuş olan bir uluslararası işbirliği örgütüdür arkadaşlar. Merkezi Belçika'daki Brüksel'dedir ve Türkiye 1952 yılında üye olmuştur. Türkiye ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı. Kısaca AGİT olarak bilinir ve katılımcı devletlerin demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı alanlarındaki çabalarını desteklemek amacıyla 1994 yılında kurulmuş olup merkezi bugün Avusturya'nın başkenti olan Viyana'dadır arkadaşlar. Ve yine Türkiye kurucu üyelerindendir ve tam 57 katılımcısı bulunmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı. Kısaca EET olarak bilinir ve İslam dünyasının hak ve çıkarlarını korumak ve üye devletler arasında işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla 1969 yılında kurulmuştur. Evet, merkezi Suudi Arabistan'daki Cidde'dedir ve Türkiye yine kurucu üyelerindendir. Türk Keneşi. Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyi adıyla 2009 yılında Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuş olup merkezi bugün İstanbul'dadır ve Türkiye kurucu üyelerindendir arkadaşlar. Evet. Avrupa Konseyi. 1949 yılında insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü ve demokrasinin ilkelerini koruyup güçlendirmek ve ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve çevre sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuş olan bir uluslararası teşkilattır. Merkezi Fransa'daki Strasbourg'dadır. Türkiye kurucu üyelerindendir ve günümüzde 47 üyesi bulunmaktadır. Evet, günümüzde adını sıkça duymuş olduğumuz Dünya Sağlık Örgütü. 1948 yılında kurulan Dünya Sağlık Örgütü, yani WHO, tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmasını sağlamak için kurulmuştur. Merkezi bugün İsviçre'de Cenevre'dedir ve Türkiye 1949 yılında üye olmuştur. Günümüzde 191 üyesi vardır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamak amacıyla 1945'te kurulmuştur. Merkezi İtalya'daki Roma'dadır
Türkiye 1948 yılında üye olmuştur. Günümüzde 184 üyesi vardır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Evet, gelişmekte olan ülkelerin, insanların daha iyi şartlı yaşam standartlarına sahip olmaları, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve eşitsizliklerin ve dışlanmanın azaltılması amacıyla 1966 yılında kurulmuş olan bir uluslararası işbirliği teşkilatı. Merkezi yine Amerika'da New York'tadır ve Türkiye kurucu üyelerindendir. Evet. Benim size bu hafta anlatacağım ödev videosu bu şekilde arkadaşlar. Bizleri hafta içi salı günleri saat 8'den sonra evlerinize misafir etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.